Tarih dokuyan sokaklarını adım adım dolaştığım, yağmurunda sırılsıklam ıslandığım, yasemin kokulu, gül kokulu akşamlarını yudum yudum tattığım güzel ülkem, Kıbrıs'ım, insanına, taşına, toprağına vurulduğum adam, burada yaşamaktan, bu ülkeye hizmet vermekten büyük gurur duyan bir insanım. Kalbim bu sevgiyle dolu. İsmim Gülgün Serdar. Emekli edebiyat öğretmeniyim. Bir öğretmen aileden geliyorum. Annem Lefkoşa'da Yeni Cami Mahallesi'nde Bakıların Hatice Hanım olarak tanınan bir öğretmen. Bakı ismi dedemizin Abdülbaki adından gelmekteymiş. Babam ise Gönendere'de Hacı Eminler'den köken olarak her ikisi de Türkiye'den gelen kişiler. Annem bugünkü 20 Temmuz Fen Lisesi'nin çekirdeğini oluşturan Victoria İslam İnaş Sanayi Mektebi'ni bitirdikten sonra gerek kendi okulunda gerekse Abahordo yani bugünkü ismiyle Cihangir'de ve Limasol'da öğretmenlik ve idarecilik yapmış bir isim. Rahmetlik babam o günkü ismiyle İdadi'den yani liseden mezun olduktan sonra devlet sınavları olan Ordinary Distinction gibi sınavlarda da başarı göstererek ilkokul müdürlüğü yapmış. Bugünkü sendikanın kurucularından, eski başkanlarından, ayrıca ilköğretim sendikasının bir yan kuruluşu olduğunu tahmin ediyorum hala. Bankadın da kurucularından ve ilk sekreteri. Böylece benim galiba öğretmen olarak hayata atılmam doğduğum andan itibaren başladı. 1944 doğumluyum ve o yıllarda rahmetlik babam Pergama yani bugünkü adıyla Beyarmudun'da ilkokul müdürüydü. Pergama'nın kırmızı topraklarında yoğrularak tabiatın içerisinde büyümeye başladım. Sonra babam BAF'a müdür olarak geçti. Bizle beraber tabii ancak ikiz kardeşlerim Güngör ve Görgün ilkokulu bitirdikten sonra ortaokul lise olan tek yer Lefkoşa olduğu için biz annemle birlikte Lefkoşa'ya geldik. Rahmetlik babam BAF'ta kaldı. Sonra Limasol'a ve Lefkoşa'ya nakloldu. Yani hayatım şairin dediği gibi sen benim doğduğum diyarsın. Anamın babamın doğduğu diyar. Adım adım gezdim üzerinde. Mausa'dan BAF'a kadar. Biz de öğretmen çocukları olarak böyle pek çok yeri gezmenin, o güzellikleri yaşamanın mutluluğuna erdik. Ben Lefkoşa'ya geldiğimiz zaman Ayasofya Kız İlkokulu'na yazıldım. Erkek kardeşlerim de Kıbrıs Erkek Lisesi'ne yazıldılar. Onlar benden 4 yaş büyüktü, 40 doğumluydular. Ve biz tarihi yaşamaktan yazmaya fırsat bulamayan kuşaklardanız. Çünkü biz ilkokulu bitirip Victoria Kız Lisesi'ne geçtiğimiz zaman orta ikiye gelince o günkü tabirimizle, o günkü inanışımızla ya Taksim ya ölüm parolasını benimseyen Kıbrıs Türk'ünün bu haklı davasını sömürge idaresine başkaldırısını anlatabilmek için 27-28 Ocak 58'de büyük yürüyüşler yaptık. Büyük dağınıklıklar, hatta şehitler, gaziler oldu. İki okul birlikte yürüdük Lefkoşa Türk Kız Lisesi ile. Ki o gün artık Victoria'lıktan çıkmış Lefkoşa Türk Kız Lisesi olmuştu. Türk Erkek Lisesi beraber bayraklar önde yürüdüğümüz zaman İngilizlerin izinli olan yürüyüşümüze karşı coplarla, kalkanlarla karşılık verdiklerini yaşadık. Yine şairin dediği gibi ellerimizde taşlarla, sopalarla hepimiz yürüdük ileriye, ileriye. Biz yürüdük, tanklar geriledi. Biz yürüdük, toplar
kalkanlar geriledi, onlar geriledi, yürüdük biz ve sonuçta sömürge idaresine ilk büyük başkaldırı Kıbrıs Türkü'nün hayatında başlamış oldu. Rumların Enosis yani Yunanistan'a bağlanma idealine karşılık biz de adanın ikiye bölünmesini ve bir kısmının Anadolu'ya, Türkiye'ye bağlanmasını isteyen hareketlere giriştik. Bunlar bizim hayatımız boyunca devam etti. Ta ki 74'ü yaşayalım, 83'ü yaşayalım. Yani özgürlüğe, bağımsızlığa kavuşarak kendi cumhuriyetimizi yeşertebilelim. Kardeşlerim 58'de liseyi bitirerek İstanbul Teknik Üniversitesi'nin birisi Güngör İnşaat Mühendisliğine, Görgün ise makine mühendisliğine girdi. O yerli kazandılar. Ben 62'de liseden mezun oldum. Bu arada tabii devamlı ismi değişti okulların. Bir ara Adnan Menderes Kız Lisesi olduk. Ama biz mezun olurken Lefkoşa Türk Kız Lisesi olarak mezun olduk. İdealimdeki en büyük istek bir öğretmen olmak. Özellikle de edebiyat öğretmeni olmaktı. Şansım yaver gitti. O yıl Kıbrıslı öğrenciler Türkiye'dekilerle beraber sınava alındığı halde biz pek çok öğrenci, Kıbrıs'tan giden öğrenci kendi istediğimiz yerleri kazanabildik. Çünkü eğitimimiz çok güçlüydü, gerçekten güçlüydü. Türkiye'den gelen öğretmenlerimiz, gerek yerli olan öğretmenlerimiz bizim yetişmemizde çok büyük rol aldılar. Yalnız öğrencilik yıllarımdaki iki anımı hatırlatmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Hep bunları söylüyorum. Benim hayatıma yön veren esas olaylar bunlar. Orta bir sınıfına girdiğim zaman o günlerde ve hala devam eden Utku isimli bir dergisi var. Bugünkü 20 Temmuz Fen Lisesi'nin yani eski Victoria Kız Lisesi'nin adanın en büyük kız okulunda, en büyük okullarının birinde ben orta bir öğrencisi olarak çıkan dergide yer alıyorum ve bir hatıram yayınlanıyor. Bu dergimi böyle gözüm gibi saklayarak işte bir hatıra ve bu hatıra bir bademcik ameliyatı. Yani aman aman çok önemli bir olay da değil. O günlerde bütün çocukların hemen hemen bademcikleri alınıyordu soğukla karşılaştığımız zaman. Ama bu demek ki benim için edebiyat olarak, yazı olarak bir işaretti. Öğretmenlerimiz burada bir ışık görmese benim bu yazımı bu kocaman dergiye koymazlardı. Bu beni motive eden, bana gurur veren ve her emeğin karşılığının ödenmesi gerektiğini anlatan bir olaydı. Fakat orta ikinci sınıfta, o zaman da resim dersinde paravan yapıyorduk. Benim paravanımı resim öğretmeni çok beğendi ve dedi ki, bugün öğleden sonra Gülgün televizyoncular gelecek. O zaman Türk-Rum ortak bir işte Kıbrıs Yayın Kurumu diye bir yer var. Çoğunluğu tabii Rumların elinde olduğu için adanın sayı olarak da onların programları daha fazla, bizim daha az ama yine de yer veriliyor özellikle cuma günleri. Benim paravanım da sergiye girecek ve televizyona alınacak. Eve geldim, büyük bir heyecan, düşünün orta ikiyim ve televizyon var ortada, yani çok güzel bir şey var. Paletimi aldım, işte önlüğümü ütülettim vesaire, gittim baktım. Benim paravanımın önünde benim sınıf arkadaşım duruyor. Gittim sordum, bu paravan benim. Ama falan öğretmen benim durmamı istedi dedi. Allah Allah dedim, bu benim. Ya benim, öyle bir benimsemişim ki artık ya duramıyorum. Gittim resim hocama sordum. Hayır, ben böyle bir şey söylemedim, sen duracaksın dedi. Bu sefer bu organizasyonu yapan öğretmenime gittim. Cesaretlendim herhalde, yoksa korkardık yani o zamanlar. Bu benim olmam gerekmez mi burada dedim, bu benim paravanım. Hiç önemli değil, o önde dursun, sen arkaya geç dedi. O kadar ağrıma gitti ki saklanıp ağladım. Tutamadım kendimi ve dedim ki bu kadar haksızlık olamaz yani. Ve o gün hayatımda karar verdim. Daha önce bütün başarıları ödüllendirmek için karar vermiştim. O günde insanlar arasında ayrım yapmama kararı aldım. O kadarcık yaşımla. Ve yıllarca öğretmenlik yaptım. Son kitabıma dünyaya yine gelsem yine öğretmen olurdum diye yazdırdım kapağına.
ama hiç öğrencilerim arasında ayrım yapmadan hayatımı sürdürmeye gayret ettim. O günlerde Mevlana'nın yaradılanı severim yaradandan ötürü sözünü bilmiyordum, bilemiyordum o yaşımda. Ama insanlar arasındaki ayrımın çok kalp kırıcı olduğunu öğrenmiştim. Böylece edebiyat öğretmeni olmaya karar verdim. İstanbul Üniversitesi'ni kazandım. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı'nı. Oradan 4 senede mezun olarak 66'da ülkeme döndüm. Önce kendi mezun olduğum okulda öğretmenlik yaptım. 68'de Kıbrıs tabiriyle Lefke'ye gelin gittim. Orada banka müdürü olan Necdet Münir Serdar'la evliliğimiz oldu. Oradan bir kızımız var, Hidayetimiz var. 2 sene Lefkoşa Türk Kız Lisesi'nde çalıştıktan sonra 13 yıl Lefke'de çalıştım. Eşimin Lefkoşa'ya tayiniyle ben de tabii geri geldim, yeniden Lefkoşa'ya geldim. 2 yıl Sedat Simavi'de, 3 yıl tekrar 20 Temmuz olan okulumda, sonrasında 3 yıl Eğitim Bakanlığı'nda müfettişlik yaptım. 1995'te sağlık sorunları nedeniyle emekli oldum. Ama iyileşince gene durmadım. Bu kez üniversitelerde çalışmaya başladım. Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Kıbrıs Türk Edebiyatı derslerini başlattım. Daha sonra Doğu Akdeniz'de zaten bu dersler başlamıştı. Onları devam ettirdim. 2001'de tam emekli oldum demem lazım. Çünkü artık herhangi bir okulda çalışmıyordum. Ancak yazmaya, yaratmaya, üretmeye hep devam ettim. Ve bu ürettiğim her şeyin özellikle öğrencilerime, toplumuma faydalı olmasını istedim. Mesela Lefke'de en uzun süre öğretmenlik yaptığım Lefke Gazi Lisesi'nde önce çocuklara atlarının anlamını sordum. Neden sordum? Çünkü Yunus der ki, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Bir çocuk eğer kendi adını bilemiyorsa, oturduğu yerin isminin manasını bilemiyor, adının nereden geldiğini bilemiyorsa, adet ve gelenekleri öğrenemiyorsa, etrafında insanlarla iletişim kuramıyorsa, ben bir öğretmen olamıyorum demektir. Öğretmem lazım. Dolayısıyla öğrencilerimle beraber ve diğer okullarda da aynı şeyi yaptım. Önce kendi isimlerinden başladım. Ve dedim ki adınızın manasını, büyük ünlü uyumuna uyup uymadığını, Türkçe olup olmadığını size sınavda da soracağım ve size bundan 5 puan vereceğim. Öğreneceksiniz. Bulamazsanız gelip bana soracaksınız. Öğrenciler önce kendilerini tanıdılar. Hatta isimlerinin nene ismi, dede ismi olduğunu o zaman öğrendiler. Yani öyleler de çıktı karşımıza. Lefke'nin bütün bölgelerinin isminin nereden geldiğini, Lefke isminin nereden geldiğini, adet, gelenekler, maniler, türküler, bütün bunlarla çalıştık ve öğrencilerime duvar gazeteleriyle, dergilerle her yerde destek olmaya çalıştım. Şu anda yazmaya, üretmeye devam etsem de sağlığım ve göz problemlerim pek imkan vermiyorsa da değişik kadın kuruluşlarında çalışıyorum. Çünkü benim esas çalışma alanım Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Kıbrıs Türk Kadın Kimliğidir. Üniversitede çalışırken biz tabii 62'de gittik, 63'te hadiseler başladı, Kıbrıs'a gelemedik. O gün karar verdim ki ben mezuniyet tezimi Kıbrıs üzerine yapacağım. Edebiyat dünyasında olanlar gayet iyi bilirler. İstanbul Üniversitesi'nde Profesör Mehmet Kaplan vardı. Yeni Türk Edebiyatı profesörü. Böyle isim yapmış, dünyada, Türkiye'de, her yerde tanınan bir öğretmen. Bizi 4 sene okutma durumu oldu. Genellikle 1 veya 2 sene bazı sınıflara girermiş. Biz çok şanslı bir sınıftık. Birinci sınıfından üniversitenin son sınıfına kadar Kaplan Bey hep öğretmenimiz oldu. Ve ben Yeni Türk Edebiyatı'nı aldım ve Kıbrıs'la ilgili bir şey yapmak istedim. Tam olaylar da geliştiği için Kaplan Bey bana Kıbrıs'ta kahramanlık şiiri bir konulu mezuniyet tezi hazırla, mezuniyet tezi hazırlama mecburiyeti vardı. Şimdi biraz daha değişik üniversitelerde çalışma ortamları ama
Ve ben ikinci sınıftan sonra son sınıfta hazırlayacağım mezuniyet tezinin malzemesini toplamaya başladım. Ve bunları 1000 sayfaya yakın bir mezuniyet tezi olarak Yeni Türk Edebiyatı bölümüne sunarak mezun olabildim. Bu mezuniyet tezim şu anda İstanbul Türkiyat'ta kaynak çalışma olarak kullanılmaktadır. Kıbrıs'a döndükten sonra bu kitabımı, bu çalışmamı kitaplaştırmak istedim. Ve ilk kitabım benim 1986'da 15 Kasım'da çıkan, yani Cumhuriyeti kurduktan 3 sene sonra çıkan ve başlığı 1571'den 1964'e Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda Gazavatname, Destan, Efsane, Kahramanlık Şiiri adını taşıyan bir kitap. Aslında 1000 sayfaya bulan esas tezimde 500'e yakın metin üzerinde inceleme yapmıştım. Bu çok büyük bir rakamdı. Bütün bunları bu kitaba almam mümkün değildi. Onun için bu kitapta son bölümünde yararlandığım bütün metinlerin, 500'e yakın metnin hep dökümünü yaptım edebi olarak. Edebiyatı kendi içerisinde tarihi, sosyal, kültürel gelişmeler ışığında 4'e böldüm. Ve bütün gelişmeleri edebiyat açısından anlatmaya çalıştım. Çünkü bize öğretilen bir eserin değeri, kendi yazıldığı, söylendiği dönemle birleştirilmelidir. 1500'de yazılmış bir şeyi 2000 yılında incelemeye kalktığınız zaman o günün şartlarını bilmiyorsanız o metni çözemezsiniz demektir diyorlardı. Bu şekilde bir çalışma yaptım ve ön sözünü de kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş tarafından yazılmıştır. İkinci kitabım, birinci kitabımdan sonra okurlarımın ve Kıbrıs'taki bütün insanların benden evvel araştırma yapan kişileri tanımalarını istedim. Ve bu kitabım Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda yapılan bir dizi programın, bir dizi söyleşinin kitaplaştırılmış şeklidir. Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda Kaynak Eserler ismini taşımaktadır. 11 bölümden oluşan ve 1993'te yayınlanan bu kitabın ki bir devlet yayınıdır. Önce Hasan Şefik Altay'la, sonra Cevdet Çağdaş'la, sonra Harit Fedai'yle, Mustafa Gökçeoğlu'yla, Haşmet Gürkan'la, Mahmut İslamoğlu'yla, Ali Nesim'le, Erdoğan Saracoğlu'yla, Yıltam Taşçı'yla, Oğuz Yorgancıoğlu'yla gazeteciliği, destanları, efsaneleri, zaman tünelinde geçen bütün tarihi, sosyal konuları irdeledik. Onlarla birlikte kendilerinden başka yazarların, şairlerin, araştırmaların eserlerini de tanıttık. Böylece daha farklı bir çalışma yapmış olduk. Üçüncü kitabım, Şairlerimiz, Şiirlerimiz adını taşımaktadır. Ve yine BRT'de yapılan bir programın sonrasındadır. 2000 yılında yayınlanmıştır. Burada da Urkiye Mine Balman, Semih Sait Umar, Mustafa Adiloğlu, Bener Hakkı Hakeri, Orbay Delice Irmak, Mehmet Kansu, Fikret Demirağ, Mehmet Levent, Bülent Fevzioğlu, Ejdan Sadrazam, Tayfun Yücer, Ayşen Dağlı ve Şirin Zafer Yıldızı ile yaptığım röportajları, konuşmaları kitaplaştırdım. Böyle olunca da şiirdeki bütün gelişmeleri, siyasi görüşlerine, taraflarını, beğendiği, beğenmediği şeyleri herkesin anlatabildiği programlarla yine toplumuma kazandırmak istedim. Bir sonraki kitabım Doku ismini taşıyor. Üzerindeki işaret kendi parmağımdır. Parmağımın kopyasıdır. Biliyorsunuz insan dokusu parmaktan, hatta eskiden hep parmağa basılırdı imza olmadığı zamanlarda. Bunu hatırlayarak böyle bir çalışma yaptım. 2018 yılında yayınladığım bu kitap bütün çalışmalarımın bir özeti şeklindedir. Ve arkasına şöyle bir bilgi aktarmak istedim. Kimliğimizi, dokumuzu koruyarak yılların kazandırdığı zenginlikleri sizlerle paylaşmak,
bizi biz yapan değerleri ilmek ilmek dokuyarak yarınlara taşımak, onları genç kuşaklara aktarmak istedim. Çünkü benim bütün derdim gençliğimizin heba olup gitmemesi, kendi maddi manevi değerlerini, kendi kimlik değerlerini, kendi dilini, dinini, adet ve geleneklerini, manilerini, türkülerini, destanlarını yaşatmasıydı. Bütün derdim bu idi. Evet, her şeyi düşlemek güzel, her şeyi yapmak istemek güzel, belki zor ama bilgiyi, belgeyi yarınlara taşımak, genç kuşaklara aktarmak, onları bunlarla zenginleştirmek, bizi yaşatan bu topluma, bizi yaratan bu toprağa ödenecek en büyük borcumuzdur. Bu nedenle ben hep bu borcu ödemek istedim. Özellikle kadın kimliği ve edebiyat üzerinde dururken üç büyük esere de imza attım. Bunlarla da gurur duyuyorum. Ben Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği kurucularından, başkanlarından birinin kızıyım. Annem başkanlığını da yaptı. Uzun yıllar kendim de çalıştım. Önce Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği 40. yıl armağanını Süheyla Küçük Hanımefendi'nin, yani Doktor Küçük'ün eşinin isteğiyle böyle küçük bir çalışma yaptım. 50. yılında Kadınlar Birliği'nin Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği 50. yıl armağanını çıkardım. İşte derleyen ve yayını hazırlayan Gülgün Serdar diye de yazmamı istediler. Bu yalnız Kadınlar Birliği'ni anlatmıyor. Bütün kadın kuruluşlarının zor günlerde, mutlu günlerde nasıl bir araya geldiklerini, kadının toplumdaki yerini mükemmel anlatan bir kitap. İkinci baskıyı da yaptı. Bunun ardından Süheyla'nın Doktor Küçük'le Bir Ömür kitabını benim editör olarak tamamlamamı istemişti. Bunun da son kısmında Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği'nin ne kadar konuya eğildiği ve kadının neler yapabileceği anlatılmıştır. Benim editör olarak hizmet verdiğim yine ilginç kitaplar var. Hiç Kıbrıs'ta satılmayan ama dış dünyaya ve elçiliklere gönderilen Denktaş Bey'in saklı kalmış anılarını öğrencim Cankat Çeribaşı Pilter, Sivil Savunma Vatan Radyosu'nda Denktaş Bey'den dinlemişti. Kitaplaştırmak istediler. Bu iki kitabın da editörlüğünü yaptım. Bir Devletin Doğuşunda Saklı Kalmış Anılar ve Bir Devletin Doğuşunda Liderlerle ilgili Anılar Denktaş Bey'in. Yine kadınlara destek vermek için İş Kadınları Derneği Girişimci Kadınların Başarı Öyküleri diye bir kitabın editörlüğünü yaptım. Bunlar editörlük yaptığım ve topluma hizmet verebilecek çok önemli kaynak kitaplar. Edebiyat derslerini verirken Kıbrıs Türk Edebiyatı küçük tekstiller hazırlayarak öğrencilerime, üniversitelere de dağıtıp bunların bilinmesini sağlamaya gayret ettim. Pek çok dergide, seri yayında eserlerim yer aldı. Mesela Türk Dünyası El Kitabı'nda bütün Türk dünyasını anlatan o kitapta dış Türklerin ilk makalesi bana aittir. Türk Dili Dergisi'nde, Harvard yayınlarında
değişik makaleler yayınladım. Elimden geldiği, dilimin döndüğünce ülkeme hizmet vermek, gençliğimin yanında durmak ve onlara hizmet vermek, onlara yol göstermek istedim. Faydam olabilmişse ne mutlu bana. Taşına toprağına hayran olduğum bu ülkemde gün geldi, topraklar ovanda doydu gözyaşlarına. Kim görse mezar taşıdır der taşlarına. Akşamlar ey Kıbrıs ayaklar takılır yerlerde yuvarlanan çocuk başlarına diye ağladım ama bir 20 Temmuz sabahı hoş geldin Mehmetçik, hoş geldin. İnancım, kanım, güvenliğim, soluğum bir daha yeşerdi bağlarım, hoş geldin. Varıp Atatürk'e söylesem seni, onun övgüsüyle öpsem alnından. Ey barışların soylu askeri, sakın çıkma, sakın çıkma Kıbrıs'tan. Başlasın düşümün mutlu gerçeği diye övündüm. Ve bir 15 Kasım sabahı, selam sana mücahit, Mehmetçik selam sana, selam bu topraklardan fışkıran şehit kana, barışa, özgürlüğe, bağımsızlığa selam, selam maya yıldıza, ak yarınlara selam, Akdeniz göklerine güvercinler salınsın, özgürlük türküleri dağa taşa yazılsın, hakkın ve adaletin kurunması için yaşasın Kuzey Kıbrıs, Cumhuriyet yaşasın diyebildim. İnanıyorum ki egemenlik hiçbir mana, hiçbir renk ve şekilde ortaklık kabul etmez. Bunun için geri verilemez diyen Atatürk, dünyanın en önemli, en güzel vecizelerinden birini yerine getirdi. Egemen olmadığımız sürece kimliğimiz yok olacak. Türkçem dilimin varı yoğu, Türkçem usumu uyandıran doğu, Türkçem gönlümün sevda odağı, günümün güneşi, gecemin ayı, Türkçem İngilizce sevemem ki Leyla'yı diyemeyeceğim. Onun için ne olursa olsun kimliğimizi, egemenliğimizi, ülkemizi korumanın, kollamanın, ona sahip çıkmanın yolunu bulmalıyız.